etmiş bir ülke gibi bölgedeki ülkeler örnek hale getirilerek aslında Türkiye'nin ile ilgili hesapların içerisinde de Türkiye'yi bir şekilde eyaletler sistemi içerisinde bir anayasayla kısmen özerk yapılar haline getirilerek tehlikeli bir bölünmenin yaratılmaya çalışıldığını ben dünkü şeyden gördüm. O anlamda da şunu son söz olarak söylemek istiyorum. Türkiye'deki akademisyenlerin, dün bizim yürüyüşümüzde akademisyen hukukçular da vardı. Yani hukuk devletine inanmış, hukukun üstünlüğüne inanmış, hukuku siyasetten arındırmış akademisyenler bizim aramızdaydı. Ama YÖK'ün bu haliyle ben inanıyorum ki üniversitelerin içerisinde aslında gönlü ve düşünceleri bizimle olan, bu yürüyüşü destekleyen birçok araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi bu yürüyüşe katılamadılar. Onların katılamama sebeplerini ben biliyorum. Bu baskıdan kaynaklanan bir şey. Ama bir şey var ki bu ülkede hukukun üstünlüğüne inanan veya kendini hukukçu olarak gösterip de Türkiye'nin milli değerlerini, Türkiye'nin üniter yapısını veya Türkiye'nin kazançlarını, Türkiye'nin siyasi birlik ve bütünlüğünü görmezlikten gelerek sadece bir siyasi iktidara hizmetkar gibi görünerek veya hizmet ediyor bilinciyle hareket eden bir kısım akademisyen veya hukukçu. Bunlar yelpazesi geniştir. Bunları günümüzde çok rahatlıkla görüyoruz. Kanal kanal dolaşıyorlar. Kadrolu hale gelmişler. Varlık sebeplerini tamamen belli bir siyasi görüş ve iktidar gücüne odaklandırmış kişiler bu ülkeye büyük kötülük yapmak yaptıklarının farkında olsunlar lütfen. Yani böyle bir anayasa değişikliğini düşünüyor olmak, kamuoyunun önünde tartışıyor bile olmak, özellikle dünyanın ve bölgemizin yaşadığı konjonktüre baktığınız zaman parçalanabilecek bir Türkiye modelini halkın önüne koyuyor olmak son derece düşündürücüdür. Bizim bunu kabul edebilmemiz mümkün değil. İstanbul Barosu olarak kabul edebilmek mümkün değil. Şahsım olarak kabul edebilmek mümkün değil. Çünkü bu cumhuriyet kolay kolay kurulmadı. Bu kazanımlar kolay kolay elde edilmedi. Bunu böyle bir anayasa oylaması adı altında terk edebilmek çok kolay değil Demet Bey. Çok teşekkür ederiz Sayın Tugay Demirci. Ben teşekkür Çok ederim. sağ olun. Sağ olun.